Yeni günden merhaba, hayırlı hafta sonları kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir canlar. Bize sorarsanız çok şükürler olsun ki iyiyiz. Sizler de iyisinizdir. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Aramızda hasta olan arkadaşlarımız da var, dua isteyenler. Ben bugün mutfaktan açılışı yaptım. Malum pandemi, evdeyiz. Anlayacağınız. Şöyle mutfağıma girdim, çekiliş demişim, çekim yapayım dedim. Şuraya kompostu koydum. Burada kızılcık ve vişne var. Annemin bahçesinden bir tanesi, kızılcık da benim pazardan almış olduğum. Buraya da yeşil mercimek çorbası, erişte yani kara şimşek çorbası benim annemin dediğine göre. Onu yapıyorum. Bayağıdır yapmıyordum, çocuklar istiyordu. Ve bu Ankara'da kız kardeşim, ben, annem, üçümüzün kesmiş olduğu erişte arkadaşlar. Şu incecikler Gülcan'ıma ait. Şunlar da bana arada tabii. Bunu da aslında ben erişte istiyor canım. Böyle süzülmüş tereyağlı erişte. Ya da yağda kızartıp arkadaşlar, suyunu süzmeden de yapıyorum o şekil. Aslında şunda var ama bunu canım çok istediği için yapacağım. Bu şimdi pişiyor dursun. Hatta ben bunu arkadaşlar çekmece gözüne koymuşum. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Daha sonra Gücan hatta lifle bir şey örürken ben de arayayım, iple tığım var dedim. Bir baktım bu çıktı. Demek ki Gücan'ın örgü örmesi buna vesileymiş. Arayıp arayıp bulamıyordum. Bu arada kurutmanın sesi gelebilir. Bu arada fırında kremalı patates yapacağız. Onu hep birlikte hazırlayalım. Haydi bismillah. Ben şunların bir köpüğünü alayım ki gaz yapmasın. Sizi şöyle karşıma aldım arkadaşlar. Bu arada arkadan ışık vuruyor. Aşırı şekilde. Aslında şuraları şöyle aydınlatma ışıklar var. Onlardan şey yaptırsam iyi olur. Bu arada mutfak dolabı da aşırı terlemiş. Bir kapıyı açayım. Havalansın. Evet, kapıyı açtım. Bu arada eşim patatesleri şöyle, adam kendisi vermiş, eşim seçmemiş, normalde seçtiriyor. Benimkini tabii ki seçmemek daha kolay. Şimdi bunları ister dilim, ister küp şeklinde yapıp şey verebilirsiniz, dik fırına arkadaşlar. Bu arada patates çok çürük olduğu için kabukları bazıları kalın soyuyorum. Bu arada şu şekeri şekerle boşaltacaktım. Dolabın içine koymuştum. Hemen karıncalar dolmuş şekerin içine. Bereket demek karınca arkadaşlar. Dedim bunu yapayım. Sizlerle beraber. Yana salata yapacağım. Bir de salamura turşu çıkartacağım. Yine turşu kuracağım. Sirke var. Alış sirkesi. Eşime de sirkeyle sarımsak alsın. Balkonumda sarımsak var ama bol sarımsaklı güzel oluyor. Bugün salamura çıkartayım. Yaprağım bitti. Canlar anlayacağınız. Birazcık da yaprak aldırayım eşime. Salamura yaprak satılıyor aslında. Bir de onu dur, kayınvalidem de vardı, ismi vardır. Kayınvalidem vereyim diyordu. Annemden isteyin yaprak. Annemde turşu da var. Ondan da istiyorum. Arada kayınvalidemden. Şu alıç sirkesiyle yaptığım turşu suyu hiç mideme dokunmadı. Bundan sonra hep alıç sirkesi ya da elma sirkesiyle yapacağım. Gerçekten midesinde sorunu olan insanlar varsa aramızda benim gibi turşusunu alıç sirkesi ya da elma sirkesi, özellikle alıç kursun. Gerçekten mideye iyi geliyor. Bir de hastalıklara da iyi oluyor kış günü. Pekmez de turşu suyu için bol bol. Şifa olsun hepimize. Ben bunları soyayım canlar. Sonra doğrarken, kremasını eklerken görüşelim. Çünkü arkadan makinenin sesi geliyor diyeceksiniz Özlem. Arkadan makinenin sesi çok gelmiş. Sesini anlaşılmamış. Ondan dolayı. Onlar. Şimdi şöyle dilim halka şeklinde yapıyorum ben bunu. Böyle hem daha yumuşak hem daha lezzetli oluyor. Bir de çabuk pişmiş oluyor.
Dilerseniz patatesi ortadan 4'e 5'e ayırabilirsiniz küp şeklinde. Bizimkiler çok seviyor bunu. Gerçekten çok güzel oluyor. En son aşamada da üstüne kaşar koyuyorum ben. Krema normal dost krema ya da fark etmez. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Benim şuradaki poşette meşhur alışkanlık haline getirmişim. Vallahi hiç hoş görüntü olmuyor ama artık onları oradan kaldırmak gerek. Şu şekeri, tuzu falan baharatlıklara koyayım arkadaşlar. Yeni aldığım baharatlıklar vardı. Patlıcan için. Onları yerleştireceğim. Şuna bakayım da patates az olursa biraz daha patates ilave edeceğim. Allah'ım. Dün baş ağrısından öldüm. Kaan'ı biraz ders çalıştırdım bugün. Yine bir baş ağrısı girdi. Kafayı sabit bir tarafa çevirirsem, yamuk tutarsam gerçekten öyle oluyor. Toprak mı ağlıyor? Toprak ağlıyor, evet. Bir şey kavga ediyorlar herhalde. Şimdi buna tuz, krema koyacağım. Yağ ekleyeceğim. Fırınıma vereceğim. Patatesin suyu, yağsı, kremayla beraber pişiyor. Ama mutlaka deneyin bunu. Çok güzel oluyor. Misafirleriniz gelince de yapabilirsiniz. Bence bu kadar patates yeterli mi? 2 tane, 3 tane daha patates getireyim. Çünkü benimkiler bunu çok düşürdüm sandım. Şimdi arkadaşlar şöyle tuzumu ilave ettim. Ve kremamı ekleyeceğim. Ben bunu ayrıyetten tuz, köri, kekik, pul biber, karabiber, yağ koyup fırına veriyorum. O şekilde de çok güzel oluyor. Deneyebilirsiniz. Şimdi ben bunu sıvı yağ değil de tereyağı koyacağım. Tereyağının da böyle her yerine eşit şekilde dağılmasını sağlayacağım. Şuradan tereyağından ilave edeceğim. Şöyle tereyağımdan ilave ediyorum. Ay geçen kaşarlı kıymalı pide yaptım ya, geçen dün mü ne zaman yaptım hatırlamıyorum, o kadar mı güzel yakışır tereyağı, hazırları aratmıyordu inanın bana. Sizler de yapın. Bu sıra valla bol bol tarif yapacağım, arada yiyeceğim, formumu koruyacağım. Valla yapmak gerekiyor arada. Bazen sürekli aynı şeyleri yiye insan sıkılıyor. Değişiklik şart. Şimdi şöyle krema bildiğiniz hazır. Keselim. Ve ilave edelim. Toprak bir şey istiyor. Haydi bismillah. Bu arada ellerim temiz arkadaşlar. Şimdi zaten bunu karıştıracağım için. Şu şöyle içinde krema kalsın istemiyorum. Birazcık bir tutam su koydum. Bu arada elinizin lezzetini katın. Şu an ellerim güzel gözükmeyebilir. Karıştırmak gerekiyor. Hem de şu tereyağlar içinde erimiş olur birazcık da olsa. Gerçi yumuşar. Şimdi ben bunu fırına vereceğim. Bu kendi halinde pişecek. Ama bunu mutlaka deneyin. Bayılacaksınız. Benim çocuklar kesin yemez diyordum. Bayıldılar. Bu piştim yumuşayınca arkadaşlar üstüne kaşar ilave edeceğim. Kaşar da kızardım pembeleşince servise hazır demektir. Şimdi haydi bismillah şöyle düzeltelim ve fırına girmeye hazır. Tereyağı koydum zaten. Her yerde batıyor, bulaşık çıkıyor. Yemek yapması çok güzel ama şu bulaşık çıkması kötü bir şey oluyor ama ne yaparsın işte.
yemek yaptım mı da yani illaki olacak. Hoş geldin. Kırmalı patatesim pişti. Bunu mutlaka deneyin. Kaşar, dilim kaşar vardı. Fazla kızartmadım kurumasın diye. Üstü şöyle kızarana kadar yapabilirsiniz. Şuraya da böyle eriştemi yaptım. Kızartıp çok güzel oluyor. Masamızda böyle salata yaptım. Turşu koydum. Kompostu toprak istedi. Şu an için ılık. Şuraya da kara şimşek çorbam. Üstüne kara şimşek mi? Nane, salça, soğan yaktım. Şimdi bize afiyet olsun. Menüm böyle. Ne yapmayayım? Çekmecede ne arıyorsun? Şankaya koydum eşyaları. Orayı yapana kadar bu çamaşırları katlasana. Evet arkadaşlar, bu çamaşırlar katlanacak. Birazdan katlar yerleştiririm. Evet canlar. Görüyor musunuz? Bu buhar, mutfağın buharından oluyor aşırı şekilde. Bu boya gerçekten çok kötü bir boyaymış. En ufak şeyde leke bırakıyor. Şimdi şunu filtresini boşaltacağım. Daha sonra bunları da katlayıp yerleştireceğim. Şu yerlerin yollukları sıcacık şu an makine. Bu arada şu salamura kayınvalidemi vermiş olduğu az bir şey var. Onu daha yapmadım. Bu arada şu yerlerde de sildim. Buhar oluyor. Şuradan aşağı şöyle akıyor. Gördüğünüz üzere. Bulaşıkları yıkadım. Kaldırdım. Mutfağım mis gibi oldu. Ocak silindi. Bu da kompostu. Sosun. Onu kaldıracağım. Şuraya salamura turşularımı çıkarttım. Böyle bir de onları suya ıslattım arkadaşlar. 2-3 günde bir değiştireceğim. Yani 2 güne bir değiştireceğim. Hafif tuzu çıktı mı turşularımı kuracağım her zamanki gibi. O da yeşil zeytin. Buraları böyle koydum. Buralarda mis gibi oldu. Bunlar artık 2 gün sonra oradan kalkar. Bir kahve yapalım. Çamaşırları katlarım birazdan da. Sohbet eşliğinde kahve yaparız birazdan. Çamaşırları katladım. Şu eşimin, o benim kıyafet, şunlar çocukların. Şimdi bunları yerleştireyim dolaba, sonra bir kahve yapalım, videomuzu sonlandıralım. Fincanlarımı çıkarttım. Evet arkadaşlar. Bu arada şöyle çok az bonibon Valadibe kahvesi yapacağım. Buna da öyle bir alıştım ki yine başıma böyle ağrı girmeye başladı. Fazla yemek yedim mi de ağrı yapıyor galiba bana ya. Yemesem mi? Ekmek de yemedim gerçi ama midem dokunuyor. Midem kötü. Uf, bu baş ağrısı nedir benim çektiğim bilmiyorum. Allah kusura bakmayın sizlerin de. Sürekli baş ağrısı baş ağrısı diye diyeyim. Canınızı sıkıyorum da. Kahvemizi yaptık. Hadi hep beraber içelim. Kahvemi yaptım. Geçtim karşınıza. Evet canlar. Bu arada ev konusunu falan soruyorsunuz. Pek fazla değinmek istemiyorum açıkçası. Soranlar olduğu için söylüyorum. Ne zaman taşınacaksın? Ne zaman belli oldu mu Özlem? Ocak'ta belli olacaktı falan dediniz. Şu an için daha belli olmadı. Biz de bekliyoruz arkadaşlar. İnanın. Siz nasıl bekliyorsanız ben de dört gözle bekliyorum evin yıkılmasını. İnşallah bir gün ev yıkılıyor arkadaşlar. Taşınıyoruz diye başlık atacağım. Ben inanıyorum bunu canı gönülden. Şimdi çıksan şey yapsan kiralar gerçekten uçuk. Çoğu takipçiler biliyor. Bazı yerler eşimin iş yerine ters geliyor. Şu an için pandemiden dolayı evde yaptığı için diyorum belki izin verirler şey yaparlar. Ben çoğunlukla inanın Ankara'yı istiyorum dediğim gibi. İnşallah Rabbim nasip ederse hem sizlerin sayesinde arkadaşlar taşınırız. Gerçekten Ankara'ya taşınalım. Ailem orada, herkes orada. Burada kimsem yok. Birkaç arkadaşım var, bir kaynanam var. Kaynanam da Ankara istiyor dediğim gibi. Bakalım belli olmadı yani. İnşallah belli olsun. Sizlerle paylaşacağım. Ay hıçkırık tuttu. Kusura bakmayın. Yani dediğim gibi ben de dört gözle bekliyorum inanın. Her şeyin hayırlısı. Rabbim herkesin gönlündekini versin. Herkese hayırlı evler, hayırlı işler, hayırlı çocuklar, her şeyin hayırlısını versin.
Hepimiz bir şeyler istiyoruz ama bazen inanın çabalamayınca, emek vermeyince olmuyor hiçbir şey. Yeter ki isteyin. Sadece Allah'tan istemeyin. Sizler de yani emek verin, çabalayın. Bazen gerçekten hani olmayınca olmuyor. Ama yine de hani sabretmek gerekiyor, yılmamak gerekiyor. Azimle çalışmak gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Mesela bu pandemi falan olmasaydı, çocuklarım büyük olsaydı işe girer çalışırdım inanın. Video çekmek gerçekten çok zor. İçerik üretmek çok zor. Her gün aynı şeyi çekiyorum. Bazıları sıkılıyor. Sürekli aynı şey, aynı şey. Benim elimden bu kadar geliyor. Sıkılan arkadaşlar için. Bir sürü vlog çeken kanallar var. Onlara bakabilirsiniz. Sıkılan arkadaşlara diyorum. Yani içerik üretmek bazen her şey maddiyata bakıyor. Paraya bakıyor. Bir şey alayım edeyim. Mesela tencere takımı aldım. Şöyle böyle başlık her şey başlıkla izleniyor arkadaşlar. Yani anlayacağınız. İnşallah her şeyin hayırlısı. Heh, yatağa da sıçrattım kahveyi. Yani anlayacağınız. Diyorum ya Rabbim hepimizin gönlündekini versin inşallah. Ne muradımız ne dileğimiz varsa versin. İlk önce sağlık versin. Sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor. Hep ben diyorum sağlık istiyorum. Daha sonra diğerlerini. Siz vallahi sordunuz. Ben de yani cevapladım. Bekleme aşamasındayız. Bakalım. İnşallah güzel müjdeli haberler vereceğim size. Ben inanıyorum buna. Bazen de inanmak gerekiyor. Çabalamak, azmetmek dediğim gibi. Hiçbir zaman ümidi kesmemek gerekiyor. Bu arada birkaç takipçim Instagram'dan yazdı. Anneleri falan ameliyat olacakmış. Daha sonra bir tanesinin kız kardeşi miydi? Dua isteyen arkadaşlarımız var. Rabbim nerede hasta varsa bütün hepsine acil şifalar versin. Rabbim dermansız hastalık vermesin. Düşmanıma bile yani dermansız yani düşmanıma bile hastalık vermesin hiçbir şekilde. Ben hep onu diyorum. Canlar, Rabbim sağlık versin. Sağlık olmayınca dediğim gibi hiçbir şey olmuyor. Buradan geçmiş olsun diyorum takipçilerime. Rabbim acil şifalar versin. Bir daha yaşatmasın inşallah. Böyle canlar. Bu arada şurayı da telliyordum. Tel elime battı. Tırnağım çok kötü acıyor etim canlar. Ben videomu sonlandırayım. Videomu editleyeyim, paylaşayım sizlerle. Ya bazı arkadaşlar diyor ki uzun vlog çek. Çekiyorum bu sefer. Bu sefer de kısa çek. Sıkıldık diyorsunuz. Ben gerçekten hiçbir şey anlamadım. Uzun mu çeksem, kısa mı çeksem? Ama şöyle yapacağım arkadaşlar. Mesela bu kanalda sırf yemek. Diğer kanalımda vlogtu, sohbetti. Böyle değişik içerikler de üretmek istiyorum. Mesela yatığımı bulayım. Başörtü oya yapacağım sizlerle oturup sohbet eşliğinde. Yani öyle de sohbet etmek istiyorum. Dertleşmek istiyorum. Instagram sayfasında canlı yayın açıp yapabiliriz canlar. Canlı yayın yapmamı isteyen takipçilerim için. Böyle oyalar yapacağız. İnne oyasını deneyeceğim. Yapabilirsem sizlerle. Bu başörtünün aynısından aldıydım ben. İnne oyası yapacaktım. Yapamadım. Yani anlayacağınız. Daha sonra lif falan öreceğim canlar. Birkaç şey yapmayı düşünüyorum. Hem sıkıntı bir de iyi oluyor aslında. Yani böyle şimdi bir ağrı kesici alacağım. Şuralardan hafif yine benim girdim. Susuzluktan da olabilir galiba. Çok su içmiyorum. Diyeti bıraktım mı? Aslında diyetteyken çok iyi oluyor benim için. Diyeti bıraktığım an hasta pestili oluyorum. Yani diyet her zaman benim için iyi işte. Bazen o da baş ağrısı yapıyor bende. Böyle canlar hem sohbet eşliğinde örgü falan yapacağız sizlerle. İnşallah güzel vloglar gelecek. Elimden geldikçe bir şeyler paylaşacağım sizlerle. Kahvem bitti. Şimdi tığa bakacağım. Belli förmeye başlayacağım. Gülcan da başlamış. Böyle. Bugünlük videom böyle olsun. Sohbet eşliğindeydi. İşte bir şeyler yaptım. Evde olunca böyle oluyor. Lütfen kusuruma bakmayın. Şu pandemi bitseydi işte. Diğerleri gezmeyi de şuydu buydu. İnşallah bugün onları da yapacağız Allah'ın izniyle. İnşallah şu pandemi bitecek hayırlısıyla.
Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum.